Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu kez de Sakarya'da bir ev bulduk. Şimdi yola çıkacağız. Bakalım bu ev bizim yeni evimiz olacak mı? Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek? Evi beğenecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Hadi yola çıkalım. Bence şimdi bir istişare yapalım aslında. Aynen. Yani ben genel olarak aslında beğendim. Yani ben evin içini özellikle çok beğendim. Görüntülerde yok ama. Kargoları 6 kilometre mesafede. Çok fazla uzak değil. Önünden de kargoların oraya giden bir minibüs geçiyor. Vesait de var. Yani hem aracınızla hem araçsız istediğiniz gibi. Hatta yürüyerek bile gidebilirsiniz. 6 kilometre çok uzun bir mesafe değil. Ben her gün bambamı 10 kilometre yürüttüğümü varsayarsak. Yazının bir köyü. Yani biz genel olarak çevreyi beğendik aslında. Bizim ihtiyaçlarımıza hitap edecek bir ev gibi duruyor. Aynen. Ben içini çok beğendim. Görüntülerde dediğim gibi yok ama. İlerleyen videolarda içini de zaten çekip size göstereceğiz. Aynen. Etik olarak daha taşınmadan önce bir evin içini göstermeyi doğru bulmadığımız için bir önceki videomuzda da Yalova'daki evin de içini göstermemiştik. O yüzden bunun da göstermedik. Yani doğası çok güzel. Arka tarafı hemen orman ve kestane ağaçlarıyla dolu. Bahçede de biraz meyve ağaçları var. Ekilebilecek bir alan da var ki bu zaten söylemiştik. Yani biz kendimiz için bir hobi bahçesi yapmak istiyoruz. Ha. Orada bizim için yeterli alan var. Yani bahçe için güzel şeyler var aklımda. Özellikle kendimiz yapacağımız bahçe dekorasyonları, bahçeyi fikirleri var. Bahçeyi çok güzel hale getireceğiz. Evin dışarıdan boyası yok. Bu boyayı da yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Aynen. Yani aslında ev bizi heyecanlandırdı. Hem yapılacak çok fazla iş var hem de eğlenceli işler var. Yani. Evet. Hem bunu kanalımızda sizlerle birlikte sürdürebiliriz. Hem de bizim için de güzel bir uğraş olacak. Biz aslında kararımızı verdik gibi. Aynen. Fakat henüz bundan ev sahibimizin haberi yok. Kendisine dönüş yapacağımızı söylemiştik. Birazdan onu arayacağız. Yani son kararımızı da kendisiyle paylaşacağız. Sonrasında bakalım bizi neler bekliyor. Birgül Hanım merhaba. Merhaba. Ben Filiz, dün görüşmüştük. Evet, evet buyurun. Ben evle alakalı kararımızı söylemek için aradım sizi. Evet. Biz kararımızı verdik, olumlu bizim için. Tamam. Taşınmak istiyoruz fakat bizim işte buradaki işlerimizi halletmek, burayı toparlamak için bir 10 günlük aşağı yukarı, bir hafta 10 günlük bir süreye ihtiyacımız var. Evet. Yani oradan sonrası nasıl yaparız? Size bir kapora yatıralım. Evet. Öncelikle geldiğimiz zaman da sözleşmemizi imzalarız. Size geri kalan ücreti teslim ederiz. Tamam. Şöyle biz işlerimizden dolayı da hafta sonu istiyoruz taşınmayı. Yani cumartesi günü gelecek gibi istiyoruz oraya. Ya, o zamana kadar. O yüzden bu önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta mı olur artık? Yani çok uzatmak istemiyoruz. İlanı kaldırıyorum. Tamam. İlanı kaldırın. Dediğim gibi hesap numarasını atın. Ben yarın size bir kapora geçeyim. Geri kalanını da geldiğimiz zaman sözleşmemizi yaparız. Kiramızı başlatırız ve artık kiracınız oluruz. Tamam oldu. Hepimize hayırlı olsun. Oğlum da çok sevindi çünkü sizin gelmenizi çok istiyordu. Ay sağ olsun, teşekkür ederiz. Selamlar. Tamam. Selamlar. Yeni evimiz hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Kurban. Kurban pazarlığı. Hikayemiz başlıyor. Evet. Artık şehirden kaçış dediğimiz gibi. Evet, nihayet artık İstanbul'dan kaçış videoları çekebileceğiz. Gerçekten İstanbul'dan kaçıyoruz. Aynen. İnanmamış olanlarınız olabilir ama artık gidiyoruz. Gidiyoruz. Bakalım maceralarımız yakında. Yola çıkıyoruz bakalım.
Çok az kaldı. Yani bir hafta ya da 15 gün içerisinde değil mi? Evet. Bir hafta ya da iki hafta içerisinde taşınıyor olacağız. Şimdi nakliye işleri var, toplanma süreci, orada taşınma, yerleşme, yani birçok şeyi paylaşıyor olacağız. Hiç tanımadığımız bir şehirde, hiç bir bağlantımızın olmadığı bir şehirde yeni bir hayat kurmaya çalışacağız. Bakalım serüven nasıl ilerleyecek, biz neler alacağız. Bekliyor. Ama Mia orayı sevdi. Mia yani. Çok sevdi. Evet. Aynen. Çimende keşke birkaç dolaşmak. Videosunu çekseydik, evet, hatta doğru, çekmedik onları dolaşırken. Bol bol çekmek için vaktimiz bol olacak. Bol bol bundan sonra Mia'nın ve Bam Bam'ın da videolarını izleyebileceksiniz. İkisi de orayı çok sevdi çünkü gerçekten çok yani sevdi. Yani ben genel aslında çevreyi Akyazı'da tamam köye gidiyoruz ama onun dışında genel olarak Sakarya'yı keşfetmeyi de çok istiyorum. Yani evet. Merak ettiğim yerler var. Biraz internetten araştırma yaptım bugün. Nereleri görebiliriz? Sakarya'da da pazarın yani dinleyecek drone'la yerler. Çok uzun çekimler alamadık. Çünkü bir telefon bağlantısında sıkıntı yaşadık. Ama birkaç en azından yükseldik havadan görme şansımız oldu. Yani etraf çok güzel. Yukarıdaki ormanı keşfetmeyi, değil mi? Evet. İçine girip bakalım orada ya biraz neler bekliyor. Ufak çok merak bir ediyorum. Şey de yaptık aslında. Yani mesela İstanbul'da öyle bir lüksünüz yok ama orada gerçekten kaynak suyunu çeşmeden içebiliyorsunuz. Bu bana acayip güzel geldi. Çünkü ben Artvinliyim ve memleketimde de böyleydi. Çok susamıştık. Su istedik, getirdiler. Ya su ne kadar güzel, hangi damacanayı kullanıyorsunuz, hangi markayı kullanıyorsunuz derken musluktan içtiklerini söylediler. Ve hani bir şehirli olarak ben çok şaşırdım açıkçası. Aynen musluktan öyle. Su içmek benim için çok enteresan. Tadı da çok güzel. Yani bizi çok daha sağlıklı, çok daha hesaplı ve çok da aslında zevkli bir hayat bekliyor bundan sonra. Öyle diyoruz. Bakalım mutlaka zorlukları da olacaktır. Yani oradaki yoğun tempoya hazırız. Evet. Bakalım neler olacak. Çok heyecanlıyım. Aynen. Şimdi güzel bir soba bulmamız gerek. Ev bu arada doğal gazlı ama biz salona güzel bir şömine soba kurmak istiyoruz. Evet. O şömine hissiyatını yaşamak zaten için. Zaten biraz yani eve çok yakın, ileride paylaşıyor da oluruz. Kestane ağaçlarının olduğu ormanlar var. Evet. O kestaneler o sobanın sobasız üstünde olmaz. Bir kestane yapmak lazım. Evet. O yüzden salona o dediğim gibi bir şömine gibi gözüken, üç tarafı camlı güzel bir soba alıp koymayı düşünüyoruz. Bir sürü şey yapacağız ya. Biz çok heyecanlıyız. Siz de beklemede kalın. Evet, kanalımızı beğenin. Kalın. Evet. Abone olun. Bildirim zilini açın. Ve bizden haberdar olun. Evet, yorumlarınız bizim için hep söylüyorum çok önemli. Takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Paylaşımlarımızı beğeniyorsanız beğendim ya da beğenmedim butonuna. Beğenmedim butonuna tıklayın. Biz heyecanlıyız. Bu heyecanlı süreci sizinle paylaşmak istiyoruz. Aynen. Bizimle kalın. Siz de bizimle paylaşın bunu. Evet. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Evet. Hep birlikte kocaman bir aile olalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.